bu şekilde bir F kuvveti etki edecektir. O da Q çarpı E idi. Elektrik alanımızın şiddeti E, Q yükünün değerinden başka diyor. Elektriksel kuvvetlerin yaptığı işi. Şimdi yapılan iş KL arasında iki şekilde bulabiliriz. Ya Q çarpı KL arasındaki potansiyel fark. Serdar K ve L arasındaki potansiyel farkı bilirsek hesaplarız diyor. Doğru söylüyor. Diğerinde ise KL arasında yapılan işimiz F çarpı X'ten Q çarpı E KL arasındaki uzaklık. Şimdi E zaten biliniyor. Q yükü biliniyor idi. Elektrik alan şiddetiyle KL'yi de bilirsek yine hesaplarız. Kemal de hesaplar. Ancak Deniz K'nın elektrik potansiyeliyle elektrik alanı diyor. Bu şekilde hesaplanamaz. Cevabımız Serdar ve Kemal'in olup C seçeneğidir. Hangileri yapılırsa kuvvetlere karşı pozitif iş yapılmış olur diyor. Şimdi K'daki pozitif yüklü taneciği L'ye götürme. Zaten elektrik alanımız artıdan eksiye doğruydu. Buradaki pozitif bir yükü L'ye doğru götürürsek kuvvetlerin kendisi iş yapar. Bize karşı iş yapılır diyor. O zaman bir de karşı iş yapılmaz. Kuvvetlerin kendisi iş yapar. Kuvvetler iş yapar. K'daki negatif yük diyor. O zaman negatif yükü götürürsek bu tarafa doğru bir kuvvet oluşacağından negatif yüke karşı iş yapılmıştır. Pozitif iş olur. Doğrudur. L'deki negatif yüklü bir taneciği M noktasına götürme. L'deki negatif yükü de M noktasına götürürsek yapılan işimiz arkadaşlar LM arasında eksi Q çarpı LM'dir. L ile M'nin potansiyeli elektrik alana dik olduğundan birbirine eşit olup farkı sıfırdır. Dolayısıyla LM arasında yapılan iş de sıfır olur. Yani karşı iş yapılmaz. Cevabımız B seçeneği olur. Başlangıçta potansiyel enerjimizi şöyle bir hesaplayacak olursak. K ve L'den dolayı eksi K çarpı Q kare bölü 2 değer. Yine L ve M'den dolayı eksi K çarpı Q kare bölü 2 de. K ve M'den dolayı da artı K çarpı Q kare bölü 4 de olur. Buradan paydalarını eşitleyerek işlem yapacak olursak 2, 2 daha eksi 4'ten 1 çıkarsa eksi 3 bölü 4 K Q kare bölü D olur. Bu ilk durumdu. Şimdi M'yi ok yönünde D kadar diyor bakınız. D kadar hareket ettirilirse diyor. Hareket ettirirsek yani buraya getirirsek. Bu durumda potansiyel enerjimiz yine KL arasındaki eksi K çarpı Q kare bölü 2D. Sonra LM arasındaki eksi K çarpı Q kare bölü 3D ve K ile M arasındaki de artı K çarpı Q kare bölü 5D olur. Payda eşitlesek 30'da yapmamız için burayı 15 ile, burayı 10 ile, burayı da 6 ile. 15, 10 daha eksi 25, 6'yı çıkarırsak eksi 19 bölü 30 K Q kare bölü D olur. Şimdi eksi 1 volt arkadaşlar. Eksi 2 volttan daha büyüktür. Bu durumda da eksi 19 bölü 30 küçük bir sayı ama volt olarak eksi 3 bölü 4 volttan daha büyük olduğundan potansiyel enerjimiz artmış olur. Cevabımız C seçeneğidir. Şimdi öncelikle L'den K'ya götürdüğümüzde potansiyel farkımız K eksi L'den K'nın potansiyeli 10, L'ninki 0 olduğundan 10 volt olur.
L'den M'ye götürdüğümüzde potansiyel farkımız M eksi L'den, o da eksi 10 eksi 0'dan eksi 10 volt olur. Şimdi LK arasında yapılan işimiz, taşınan yükümüz 0,5 kulomb çarpı 10'dan 5 jül olur. LM arasında yine taşınan 0,5 kulomb ancak eksi 10 olduğundan o da eksi 5 jül olacaktır. Doğru cevabımız B seçeneği olur. Eksi Q yüklü cismi sonsuza götürüyoruz. Sonsuzun potansiyeli sıfırdır. Bu noktaya da K diyecek olursak, K noktasının potansiyeli KQ bölü D artı KQ bölü D'den 2 tane K çarpı Q bölü D olur. Sonsuzun potansiyeli de sıfır olduğundan K'dan sonsuza götürüyor isek sonsuzun potansiyeli eksi K'nın potansiyeli olacaktır ki oradan da potansiyel farkımız eksi 2 KQ bölü D olur. Şimdi bize yapılan iş soruluyor. K noktasından sonsuza götürdüğümüz zaman yapılan işimiz eksi Q yükü taşıdığımızdan K'dan sonsuza. Buradan da yapılan işimiz eksi Q ile eksi 2 tane KQ bölü D'yi çarparsak 2 tane K çarpı Q kare bölü D gelir. Cevabımız C seçeneğidir. Şimdi diğer ikinci durumu da şuraya çizecek olursak şöyle. Dediği değişikliği burada yapacak olursak. Burada artık Q yükümüz duruyor. Ama L cismi P noktasına götürülüyor. Yani buraya artık Q. Burada da eksi Q var. Şimdi elektrik alan artı birim yükü etkileyen kuvvetti. Artık Q bu tarafa doğru E elektrik alanı oluşturursa L de bu tarafa doğru aynı şiddette oluşturur. M de kendine doğru çekecek çünkü burada artı bir birimlik yük vardı. O halde ilk durumdaki elektrik alanımız 1'e kadar olur. Diğer duruma geçersek artı bu tarafa doğru itecek, eksi de çekeceği için bu tarafa doğru elektrik alanımız toplamda 2E, bu tarafa doğru da 1E olacağından bileşkemizin değeri de E2 diyecek olursak kök 5E olur. Yani elektrik alanımızın değeri artacaktır. V potansiyelimiz K çarpı Q bölü R artı K çarpı Q bölü R eksi K çarpı Q bölü R olacaktır. Yine burada da R olduğu için o zaman değişmeyecektir. Hatta bunların toplamı da KQ bölü R. Yine burada da KQ bölü R olup değişmeyecektir. Elektriksel potansiyel enerjimiz ise ikişerli kombinasyon alıyorduk şöyle. Şimdi buralar R kök 2'dir. U potansiyelimiz başlangıçta 1 diyelim buna. 2 tane bu ikisininki K eksi Q'ydu. Eksi K Q kare bölü R kök 2 iken bir de artı K Q kare bölü 2R vardır. U2 diyecek olursak yine aynı şekilde bakınız. Bunlar R kök 2, R kök 2. Yani artı K çarpı Q kare bölü R kök 2. Eksi K çarpı Q kare bölü R kök 2 ve eksi K çarpı Q kare bölü 2R olur. Bunlar da birbirini sadeleştirirse elektrik potansiyel enerjimiz de burası eksiydi. Artıyı çıkarıyorduk 2'den. Burada ise eksi KQ kare bölü R.
Eksi sayıda arkadaşlar, mesela eksi 1 volt eksi 2 volttan daha büyüktür. Eksi rakamından dolayı burası pozitiften eksi artmıştır. Cevabımız A seçeneği olmalıdır. Şimdi K ile L arasındaki elektrik potansiyel enerjimiz K çarpı QK QL bölü DKL. L ile M arasındaki de K çarpı QL QM bölü LM'dir. L ok yönde hareket ettirildiğinde burası artıyor. Burası da azalıyor. Her ikisinde de ne diyor? Elektriksel potansiyel enerji artıyor. Yani hem burada artıyormuş hem burası artıyormuş. O zaman burada K ve L eksi işaretli olması lazım. K ve L zıt cins. Burada ise azaldığında artıyorsa L ve M aynı cinstir. Şimdi buna göre K ve L zıt olacak. Diyelim ki mesela şöyle yazdığımız zaman K, L, M. K ve L zıt olacak. Artıya eksi, eksiye artı. L ve M de aynı cins olacak. Eksi, artı. Cevap şıklarımıza baktığımız zaman D seçeneğinde K ve L zıt, M ise yani ilk seçeneğimiz verdiğimiz olmaktadır. Cevabımız D seçeneği olur. Artı 2 olan noktasal cisim K'daki sahip olduğu elektriksel potansiyel enerji diyor. Şimdi K'da sahip olduğu elektriksel potansiyel enerji Q çarpı VK kadardır. O da Q yükümüz 2, VK'da 2 olduğu için 4 joule'dur. Doğrudur. Yükü 1 olan cisim K'dan N'ye götürülürse diyor. Şimdi K'dan N'ye götürüldüğünde yapılan iş 1 kolonluk yük çarpı KN arasındaki potansiyel farktır. KN arasındaki potansiyel fark da N'den K'yı çıkaracağız. Yani VN eksi VK. Oradan da N'nin potansiyeli eksi 2. Eksi K'nın potansiyeli 2 olduğundan eksi 4 joule olur. Eğer eksi 4 joule ise potansiyel enerjisi artmaz. Azalacaktır. Yanlış. Burada ise 1 kolonluk yük L'den M'ye götürdüğümüz zaman 1 çarpı V L M. Oradan da M'den N'yi çıkararak L'nin potansiyelini bulacağız. M'nin potansiyeli 4. L'nin potansiyeli de 0 olduğundan 4 joule'luk iş yapar. Karşı bir iştir. Yapılan iş büyüktür 0 ise kuvvetlere karşı iş yapılır. Kuvvetlere karşı iş yapılmıştır. Cevabımız 1 ile 3 D seçeneği olur.